Arkadaşlar, şimdi uyandım. Garajıma doğru gidiyorum. Birazdan nöbete gideceğim. İşte bu benim garaj kapısı. Bir açayım bakalım. Açıl susam açıl. Açıl susam açıl. Evet. Susam açlık. Aa, benim iki tane yavrucuk burada yatıyor. Şimdi arabamıza binelim ve yola çıkalım. Hafta sonu nöbetim. Şimdi sadece sabah 8'den 12'ye kadar kalacağım. Bakalım ne göreceğiz. Arkadaşlar, şimdi otoparka geldim. Şöyle göstereyim size otoparkı. Bugün hafta sonu olduğu için çok fazla araba falan yok tabi. Neyse, birazdan saça başa bir şekil verelim. Hastaneye gideceğiz. Öpüyorum sizleri. Evet, şeklimizi yaptık. Nöbete gidiyoruz. University of Chicago Medicine. Arkadaşlar, iş yerine geldik. Şimdi birazdan çalışmaya başlayacağız. Şunlar benim bilgisayarlar. Etrafta da var bir şeyler. Hadi bakalım, kolay gelsin. Arkadaşlar, işimizi bitirdik. Saat 12 oldu. Şimdi eve doğru gideceğim. Ama ondan önce sizlerle şöyle bir üniversite içerisinde kampüs turu yapmayı planlıyorum. Bakalım, umarım hoşunuza gider. Evet, şimdi kampüse gireceğiz arkadaşlar. Kapıdan giriş yapıyoruz. Evet, işte bu University of Chicago'nun kampüsü. Şöyle göstereyim, bakın. Bu tam böyle eski binalar var. Ağaçlar, böyle çok güzel bir sonbahar. Şimdi birazdan içinde böyle gezeceğiz. Gördünüz mü, insanlar oturuyorlar. Böyle güzel binalar var. Oldukça tarihi, 1800'lü yıllarda kurulmuş böyle bir üniversitenin kampüsü. Oldukça güzel. Hadi biraz daha içine doğru girelim. Evet, böyle sahneler göstereyim size. Bak, hamam kurmuşlar. Bisiklete binenler var. Değişik değişik. Şimdi şuraya doğru gideceğiz. Şimdi böyle uzun bir yol var. Başka bir açıdan bakalım. Şimdi benim gizli köşeye geliyoruz. Eski binaları görüyor musunuz? Bunların içerisinde hep ders görüyorlar arkadaşlar. Burası çok güzel. Binalar, camlar falan hep böyle üniversitenin kampüsü. Eski binalar var. Şu Harry Potter köşesine gidelim. Hadi bakalım.
işte yaklaştık köşeye. Şimdi bu sağ tarafa doğru döneceğiz. Burada çok güzel bir garden var. Bakın bu çiçek ekmişler burada. Çiçeklere de bakalım. Biraz solmuşlar ama olsun, güzel. Şimdi döndük, evet. Burası, birazdan göstereceğim manzara, çok güzel. Evet, ağaçlar yerlerde, güzel güzel, doğanın güzelliği işte arkadaşlar. Bakın kampüsün başka görüntü. Şimdi o Harry Potter köşesini göstereceğim size. Gördünüz mü? Tam böyle videoda. Hadi oraya doğru gidelim. Böyle tarihi hissediyor musunuz? İşte bilim yuvası burada, kaç kişi öğretim gördü. Burası da güzel bir bahçesi var burada. Oturup kafayı dinleyebilirsiniz. Tabii yazın müthiş burası. Şöyle mimariyi de göstereyim biraz. Kampüs gerçekten çok tarihi, çok güzel. Şimdi arkadaşlar, böyle kısa bir tur yaptık sizle beraber üniversitenin kampüsünde. Burası gerçekten tarihi bir yer. 1800 küsur yıllara dayanıyor. Ve kampüsü olduğu gibi mimarisini korumuşlar. Ve bunun içinde de gerçekten de ders alıyor öğrenciler. Özellikle bu dünya sıralamasına girdiğiniz zaman University of Chicago'nun 9. sırada olduğunu görürsünüz. Hatta ekonomide dünyanın en iyi üniversitesi. Oldukça prestijli bir üniversite. Burada yıllık eğitimi kaç para olduğunu söylesem biraz dudaklarınız uçuklar. 70 bin dolar senelik veriyorsunuz. 4 sene eğitim, 280 bin dolar gibi para ödüyorsunuz. Ve oldukça seçiciler, yani o sınıflara falan böyle CV'nizin falan oldukça iyi olması gerekiyor. Şimdi sizinle beraber çok güzel bir botanik bahçesi var burada. Oraya doğru bir gidelim, bakalım ne göreceğiz. Şöyle güzel bir manzara var. Bu arkadaşlar, bu emergency button. Eğer herhangi bir problem, mesela kendinizi güvende hissetmezseniz buna dokunuyorsunuz. Ondan sonra burada hemen polisler yetişiyorlar imdadınıza. Böyle üniversitenin her yerinde bunlardan var. Şurada bak, çok güzel bir kilise. Yukarıda oldukça şatafatlı duruyor. Yine havanın keyfini çıkaran insanlar var etrafta. Botanik bahçe var. Burada ufak bir bahçe. Yazın daha güzel oluyor burası ama sonbaharında renkleri var. Ona doğru gidelim. Bakalım neler göreceğiz. İşte burada kazlar var. Takılıyorlar. Onlar da keyfini sürüyorlar. Binayı görüyor musunuz? Böyle olduğu gibi sarmaşıklarla dolanmış. Şu renklerin güzelliğine bakın arkadaşlar. Yeşil, sarı, turuncu, her renk var. Burada genelde düğün zamanlarında falan fotoğraf çektiriyorlar. Şöyle güzel bir manzaraya görün, içiniz rahatlasın. Burada da yine sarmaşıklı bir başka bina var. Şimdi bakın, size göstereceğim. Maskeyi görüyor musunuz ağzındaki? Covid'den korunuyor. Bak, oraya çıkmış. Covid'den korunuyor. Böyle gördünüz. Eski tarihi kampüsten çıktık. Böyle yeni modern binalara gelin. Bakın burada bir tane library var. Yani kütüphane var. Şöyle şu ağaçların güzelliğine bakın arkadaşlar. Yerler, doğa ne kadar güzel. Bakın bu sarmaşık olduğu gibi binayı dolanmış dolanmış yukarı doğru çıkıyor. Gerçekten doğa çok güzel arkadaşlar. Yani. Burada bisikletler var. Bu bisikletlere para atıyorsunuz. Daha doğrusu kartla çalışıyor. Bu bisiklet yolu var, ta downtown'a kadar buradan ulaşabiliyorsunuz kolaylıkla.
şöyle bisikletler var. İşte bu da kütüphane binası. Olduğu gibi cam. Tabii üst tarafı biraz daha karartmışlar. Fakat güzelce ders çalışabilirsiniz buralara girip. Benim Düldül beni bekliyor burada. Hadi bakalım şimdi birazdan binelim. İki çift laf edelim arabada. Sonra da yalla. Evet arkadaşlar, şimdi arabaya bindim. Birazdan eve doğru gideceğim. Güzel bir tur oldu. Hem de havanın güzelliğinden de faydalandık. İşte yani buradaki çok eski bir üniversite kampüsü. Oldukça tarihi, oldukça prestijli bir üniversite. Yani buralara gelmek için tabii bu işleri biraz erken yapmak lazım. Çünkü bunu başka bir videoda daha net anlatacağım ama özellikle zaman hep aleyhinize işliyor. Yani zaman ne kadar geçerse sınavları alma, hayattaki değişik şeylerle karşılaşma, bunlar hepsi ekleniyor bu sürece. Ya yani mesela öğrenciyken sadece işte belki maddi konuda problem olabilir ama sadece ders çalışmaktan sorumluysanız, mezun olduktan sonra para kazanmak, ev geçindirmek, belki bir aile kurup ailenin sorumluluklarını yüklenmek gibi böyle ekstralar gidiyor ve dolayısıyla bunlar hepsi size dezavantaj oluyor. O yüzden bu işleri bitirirken, yaparken mümkün olduğunca kısa sürede bitirin. Eğer mezun olduysanız da 2 yılı geçmesin bu sürece girip bu sınavları bitirmeniz oldukça önemli.